Size Beysin'e lağabınızda kimler gelir? Şimdi efendim, biz aslen Beskin köyündeyiz. Evet. İznik köyünde doğdum. Bizim lakabımızda dedem tarafından Seydi Ayşive derler. Evet. Seydi Ayşive'nin torunu olmuşum şu an. Evet. Kaç yıldır Beskin'desiniz? Yaklaşık 18-19 yıldan beri Beskin'de. Evet, sen artık Beskin'e olmuş. Aslen Beskin'de. Evet. Burada eviniz var mı? Burada kökü evimiz var. Evet. Çorşku 2 iş yerim var. Evet, çok güzel. Peki bu ticaretin daha evvel köyde ne iş yapıyordun? Bu ticarete seni iten sebep neydi? Ben 5 yaşında köyden ayrıldığım için köyde ailem hepsi çiftçi. Evet. Babam, dedelerim. Ben babam öldükten sonra rahmetlik müziğe atıldım. Yaklaşık 14 yıldan beri müzikle uğraşıyorum. Evet. O yüzden işte bu mesleği seçtim. Peki müziği nasıl seçtin? Yani bir şeyine gittiniz mi? Bir yere kursuna veyahut da dersine. Kimden aldın? Hiçbir ders almadım. Hep kulak. Çocukluktan beri kulaktan yetişmeyiz. Peki böyle kendin de eser yazdın mı? Yazıyor musun? Var, birkaç tane kendime ait eserlerim var. Peki. Okuyorum da. Gerektiğinde okuyorum. Gerektiğinde eserlerime kalıyorum. İkincisi şu. Biz Besni'nin bir folklor kurmak istiyoruz. Yani Besni'nin köyünde, her yerinde araştıracağız. Evet. Besni'yi Türkiye'de çok iyi şekilde tanıtacak
iyi bir folklor hazırlayayım. Yani ben de bunun meraklıyım. Ben kendim de makineler, dozerlerin ustasıyım ama çocukluğumda ben de çok zopaydım bu türkü yazmada. Evet. Ha, çocuklukta var. Yani derler ki şöyle yazıyor. Hayır, bu insanlar bir pınardı, merak ettiği bir şey böyle. Ben durdum, şurada bir adam vursunlar, hemen onun üstüne türkü yazarım. Evet. Ağıt yazarım. Ağıt derler tabii. Evet. Şimdi efendim, bu, ben çocukken sizin dediğiniz gibi bu işe başladığım zaman çok dayaklar yedim. Evet. Çok laflar işittim. Evet. Yalnız 14 yıldır uğraşımızın meyvesini gördük. Artık bakıyorum şöyle. Gençlerimiz olsun, genç kızlarımız olsun, ailelerimiz olsun, müziğe biraz merak sarmışlar. Folklor dediniz, folklora evet. Özellikle ben çok hastayım. Evet. Folkloru çok sevdiğim için folklor hocalı da yaptım. Burada kız meslek lisesinde olsun, endüstri meslek lisesinde olsun. Evet. Bir tür faydamız oldu. Halk Eğitim Merkezi'nde Besli Kavun Festivali'nin olması nedeniyle folklor hocalığı yaptık, folklor yetiştirdik. Evet. Fakat belirli bir kuruluşumuz yok. Yani şurada bir folklor kuruluşu olsa gerçekten halkın büyük ilgisi var. Özellikle bayanlarımız diyelim, bayanlarımıza çok ilgi var. Evet, şimdi hayır, bizim Besli'de bunu ayıp sayarlar. Ayıp sayıyorlar. Şimdi zaten gördün ki sen, hayır sen bunun ayıp olup olmadığını, bak ben diyorsun köyden çıktım, belki de seni kınadılar. Çok kınadılar hocam, tabii doğru. Şimdi gördün ki bunun yanlış olduğunu değil çok, mi? Çok, tabii şu an eskiden dediğin gibi çok kınarlardı, küçümser bir gözle bakarlardı. Şimdi bey olarak geçiyor. Müzikle folklor olarak tabii, çünkü için. Bu bütün insanlara saygınlık, hitap evet. eden, kalbine giren bir müzik insanın en hoş zamanını seçen bir şey. Onun için biz bu da kendi müziğimizle girersek daha bambaşka. Şimdi İstanbul, İzmir, Ankara, Şişa, gerçi İzmir, Uşak'ta bunu işledik. Besin'de de işliyorum. Doğru, hiçbir evet. tane hemşehrimiz çıkıp da bu yanlış demedi. Hepsi de katkıda bulunuyor. Görürsün. Bütün filmlerde de. Şimdi neden bunu yapıyorsun diyeceksin. Neden bu terimi ortaya attım ben? Çünkü müziğimize sahip çıksın. Burada filmde görüyor, sahip çıkar. İlgilenir. Ama ya da kafadan gidip kuranlar, kafadan nasıl bu şehri kurmuşlar millete sormadan, ne olmuş? Harap olmuş, göçmüş, dağılmış değil mi? Ama müziğimizi öyle kuralım ki milletimize sorak sorak sahip çıksın. Zaten şu an bir araştırma yapmış olsak, Besli'nin kendine özgü müzikleri Türkiye genelinde her yerde sevilir. Tabii. Çok güzel sözlerimiz vardı. Yani buranın değişik olan tatlı dili derler Besli'ye. Bak şimdi, kısadan bir şey söyleyeceğim bak. İzmir kanıyor, yaramız derin, rüzgar alev alev esmiyor serin. Esmiyor seyrin, açın bu sinemi, yaramı görün, sarın al bayrağı, toprağa verin, gelin efelerim, der Kemal Paşa, dolu mavzeriden atmayın boşa. Bu bir başlık. Sen müzikal çalışmalarımızda gerekse yarın bir hocalık doğacak. Yani sırt sırta vereceğiz. Bu müziği canlandıracağız. Şimdi öyle yapacağız ki sen de müşterek çalışmamızla bu ürünü memleket menfaatine yetiştiğimiz gençlere hem bir iş sahası hem de Besli'yi tanıtacak bir şeye getireceğiz yani memleketimizin. Bu yönde bugün fıstığını, üzümünü, her şeyini folkloruyla beraber sergileyeceğiz Türkiye'de toplumun önüne. Daha geniş kapsamlı. Abi çok güzel. Siz de bu hususta katkıda bulunur musun? Şimdi Pes'inde zaten müzikle uğraşan tek ben varım. Evet. Yalnızım. Evet. Yani tek beyan. Yani tekne yönden sensin. Teknik yönden şimdi. Şunu diyebilirim ki müzik, folklor, her türlü yani müzikte olan biten her şeye elimden gelen bütün imkanı sağlamaya hazırım. Tamam. Gerek hocalar, gerek öğretmenlik, gerek... Tamam.